Aristotelisi YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz. Çok eğlenceli bir soru bir cevap videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi eğlenceli de ne kadar eğlenceli olabilir? Sınav hakkında konuşacağım yine. Hatta iki tane model var. Başımızın belası sayılabilir. Head to ve master verb 3 dediğimiz şey. Şimdi niye baş belası? Oradan gireyim. Hani master is geniş zamanda anlattığımızda kuvvetli tahmin. Hani he must be swimming vesaire gibi yüzüyor olmalı şu anda işte genelde bu saatlerde yüzer gibi kullanımından çok maalesef sınıflarda İngilizce öğretmenliği olarak sanıyorum ki çünkü böyle bir hata görüyorum öğrencilerde sanıyorum biz hep kanunlardan bir yükümlülük geliyorsa bir zorunluluk geliyorsa şöyle geliyorsa emir demir durumu varsa must ya da have to kullanılır diye vurguluyoruz. Doğru da bunu o kadar fazla vurguluyoruz ki herhalde akıllarda genelde must. O zaman emir ya da işte kanuni, zorunluluk vesaire kalıyor. Sanki başka kullanım yokmuş gibi. Ya dün şuraya gitmek zorunda kaldım dediğimizde de must'ın geçmişten bahseden hali olan must have verb 3 hali hep dilimize geliyor. Ama must have verb 3 arkadaşlar geçmişte yapılan bir iş hakkında kuvvetli tahminde bulunmaktır. Şimdi geçmişte mecburen bir şey yaptıysak o have to dediğimiz şeyin, kelimenin ikinci hali olan had to kullanımıdır. Mesela sınıflarda bir şey örneği veriyorum. Hani yalan söyleyeceksin bari doğru modelle yalan söyle. Dünkü toplantıya gelmemişim. Bu sabah patron beni yakalıyor. Yavuz hayırdır sen dünkü toplantıda yoktun. Aa Mustafa Bey diyorum. I must have gone to Bursa yesterday to see my aunt. Ha? Teyzemi görmek için Bursa'ya gitmişimdir ben kesin. Dün. Dün kesin Bursa'ya gitmişsindir yani. Hani gitmemiş de olabilirsin. Evet evet kesin gitmişimdir ben dün. Denmez. Bari yalan söylüyorsun. De ki I had to go to Bursa yesterday to see my aunt. İşte gitmek zorunda kaldım Bursa'ya işte halamı ya da teyzemi görmek için. Merdivenlerden düşmüş de kimsesi de yok orada hastaneye götürüp oradan yaz işte eğerse yani patron. Şimdi had to geçmişte bir işi yapmak zorunda kaldınız ve yaptınız. I had to go to bilmem neresi yesterday. Dün şuraya gitmek zorunda kaldım. I had to call somebody to help me yesterday. Birilerini aramak zorunda kaldım. Dün bana yardımcı olsun diye vesaire. O işi yapmak zorunda kaldınız ve yaptınız. Must have verb 3'te kocaman bir soru işareti var. Buraya belki yaray soru işareti koyar diye böyle duruyorum. Birbirimize böyle çekimlerde pas atıyoruz ki editler güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Must have verb 3'te kuvvetli tahminde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Ya kesin şuraya gitmiştir onlar, kesin şunu yapmıştır dediğiniz şeyler. Mesela çok ucuza accommodation, barınma buldu bir arkadaşınız geçen sene gittiği zaman Barcelona'ya. Sen de bana diyorsun ki ya günlüğü 3 euroya bulmuş falan. Vay be diyorum o zaman. He must have stayed for a long time. Kesin o var ya çok uzun kalmıştır orada. Yo 2 gün sonra döndü de diyebilirsin. Ha evet evet 2,5 ay kaldı de diyebilirsin. Adı üzerinde tahmin. O yüzden dikkat edelim. Close test sınavlarına giren arkadaşlar mutlaka cümlenin anlamına baksınlar. Çünkü şıklarda had to da olabilir. Zorunluluk varsa ve yapmışsa buraya gideceksiniz. Must have verb 3, must have gone, must have spoken, must have used kullanmış olmalılar. Belki de kullanmadılar bilmiyoruz. Burada da kuvvetli tahmin var. Bu iki model arasında biz yine video sonunda size örneklerini vereceğiz, Türkçelerini vereceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama model çalışırken lütfen dikkatli olun. Bunu uzun bir videoda modelları anlatacağımız bir seri hazırlıyoruz zaten. Bunu ön plana almak istedik çünkü readinglerde çıkarım mı yoksa mecburen yapmışlık mı test edildiğinden çıkarım sorularında hata görüyoruz. Bu yüzden öne almak istedik. Videolarımızı lütfen paylaşınız eğer beğeniyorsanız. Beğenmiyorsanız da bize mail atın. Ya ne biçim videolar bunlar? Birazcık daha başka konulardan bahsedin falan deyin. Çünkü hem kendi fikrimiz ve kendi beklentimiz, kendi planlarımız hem de sizlerden sınıflarda duyduğumuz ya da maillerden aldığımız istekler üzerine bu özellikle bir soru bir cevap daha çabuk çekildiği için araya alabiliyoruz. Sizin bu istekleriniz bize yön veriyor, fikir veriyor ve çok güzel şeyler çıkıyor. Şimdiye kadar bilmiyorum kaç tane oldu? 20, 22 falan olması lazım bir soru bir cevap ve bunların en az 4'ü 5 tanesi bizim planımızda yokken sizlerin, ha doğru ya mailde bak şunu 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 istemişti iki öğrenci deyip sizlerin isteğiyle gelmiş olan videolar. Teşekkür ederiz. Bizleri yönlendiriyorsunuz. Dikkat edin. Info@test atölyesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum. Şubat ayı soğuk oluyor. Biraz da güneşli oluyor bazen. Dikkat edin. Sağlıkla kalın. Bay bay.